Bakalım. Uzun uzun anlatılmış. Şöyle 4 tane kutu bulunuyormuş. Elimizde 6 kırmızı, 4 tane de beyaz top varmış. Şimdi şu kurallara uyarak içlerine top atacakmışız. Şimdi A ve D bölümlerine yalnız kırmızı, yani kırmızılar A'ya ve B'ye gelecek. Beyazlar da B ve C'ye gelecekmiş. Onu da ben şöyle sarıya boyayayım. Beyazlar da buraya gelecek. Beyazımız yok ya da boyamayalım, böyle kalsın. Bunlar da beyaz olsun. Her bölgede mevcut olan toplardan en az bir tane olmak koşulu ile istenildiği kadar atılıyormuş. Yani her kutuya, her birine top atacağız. Bu şekilde oluşturulduğu zaman iki top atarsak iki, buraya bir top gelince bir. Top sayısı o basamağın değerini ifade ediyormuş. Şimdi biz şöyle bir sayı yazacağız. Dört basamaklı. Şurası A, burası B, C, D. Biz bu sayının büyük olmasını istiyorsak şuranın yani binler basamağının mümkün olduğunca büyük olması lazım. O zaman buraya olabildiğince çok top atmalıyız. Biz buraya kırmızı toplardan atacaktık. 6 tane topumuz var. Şimdi atabileceğimiz en çok top 5 olabilir. 5 tane atabiliriz. Çünkü diğerine de en az bir tane atmak zorundayız. Atmazsak şu kuralı ihlal etmiş oluruz. Biz 5 tane kırmızı topu buraya, bir tane kırmızı topu da D'ye atarız. 5000'li bir sayı olur. Büyük bir sayı oluşturmuş oluruz. Şurayı da büyük yapmalıyız. Çünkü büyük sonuç istiyoruz. Buraya beyaz toplardan atacaktık. 4 tane beyaz var. İkisine paylaştıracağız. Tabii boş olamayacağı için C'ye bir tane atarız. B'ye de 3 tane top atmış oluruz. O halde bizim yazabileceğimiz en büyük sayı 5311 olur. Yazılabilecek en büyük sayı. Bir de bunu biraz daha...